Iğdır Melekli'de Kültür Sokağı'na geldik. Burada Iğdır'ın kültürü, geçmişi, hikayesinin yansıtıldığı çok güzel restore edilmiş evler var. Ama o Kültür Sokağı'nın içine girmeden önce Heydar Baba'nın güzel bir heykeli var. Onun o dörtlüğüyle başlamak istiyorum burada. Diyor ki, Heydar Baba dünya yalan dünyaydı. Süleyman'dan Nuh'tan kalan dünyaydı. Oğul doğan derde salan dünyaydı. Her kimseye her ne verip alıptı. Eflatun'dan bir guru at galıptı. Heydar Baba'ya saygılar diyoruz. Gerçekten ne kadar güzel özetlemiş dünyayı. Ve hemen şuradaki eve gideceğiz. Baba ocağı diyorlar burada, ata ocağı. O ata ocağında Iğdır'a özgü bütün gelenek ve göreneklerin, o eski eşyaların, buradaki lezzetlerin buluştuğu bir yer. Çok da güzel bir bahçesi var. Haydi Mithat, oraya gidiyoruz. Siz sever misiniz bilmiyorum ama benim çocukluğumda biz böyle komşunun asma bahçelerine girerdik. Böyle korukken üzümü koparır, sonra tuzlayarak yerdik. Gerçekten böyle ekşi ekşi ağızda güzel mayhoş bir tat bırakıyor. Çocukluğuma gittim. Bu aralar fazla gidiyorum. Çok ekşiyim. Tuzla beraber efsane olacak ama şu manzarayı, işte şu bahçenin güzelliğini bir göstermek istiyorum. Evin içine geldik. Tabii bu ata ocağını yapıldığı sırada, bu müzeye dönüştürüldüğü sırada buradaki vatandaşların evlerinde bulunan o eski eşyalar da buraya getirilmiş ve kapıda onlara da teşekkür edilmiş. Üç odada böyle sergi alanı var. O odalardan bir tanesindeyiz. İşte eski daktilolar, köyde kullanılan, tarımda kullanılan araç gereçler, o dönemin şartlarındaki gügümler ve diğer tarım eşyaları yine şu anda burada sergileniyor. Şu kapının hemen arkasında bir cennet bahçesi varmış. O kadar güzel bakmışlar ki evin kendisi de bahçesi de muazzam. Ben çok beğendim.